Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Her gün video atmaya özen gösteriyorum. Bugün şu saate kadar video atmadıysam arkadaşlar, bugün Sports Digitale YouTube kanalında 60. dakika programımızı yayınladık. Onun çekimi vardı. O yüzden video çekmedim. Yani bunun için kusura bakmayın. Çok mesaj aldım uyandığımda, gün içindeyken de. Farklı video hakkında, aslında Trabzonspor'un kaleci durumu ve genç oyuncular hakkında video yapacaktım. Bugün Atakan Gündüz kadroya alınmadığı haberi geldi. Bunun hakkında videolar yapacaktım. Fakat yarım saat önce Trabzonspor hakkında şok bir transfer haberi çıktı. Zaten videonun kapağında da gördüğünüz üzere bunun hakkında konuşacağız. Ayrıyetten de 61. dakika programını izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Onun da linki videonun sonunda mevcut. Lütfen yani bunu özen gösterelim. Bu transfer hakkında öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bu transfer hakkında net bir şekilde duymadım. Yani ne konuştuğum arkadaşlardan, ne de yönetimden, ne de bir taraftan duymadım. Başta söylüyorum, tamamıyla Yunus Emre Sel'in ve Serkan Aşkın'ın yönlendirmesiyle onun haberlerine ben yorumlayacağım. Oyuncuyu tanıtacağım sizlere. Zaten arkadaşlar videolarımda yani ben bunu duydum, bu benim şeyim diye, haberim diye ayırıyorum. Yani bazı izleyen arkadaşlar bizi eleştiriyorlar. Saçımızın uzunluğundan tutup koltukta video çekmemize kadar eleştiriyorlar bizi. İşte asparagas haber yapmamızdan eleştiriyorlar. Biz asparagas haber yapmıyoruz. Bizim videolarımızın bazıları, yarısı basında çıkan haberleri değerlendirmek, ki biliyorsunuz ben çok olumsuz konuşan biriyim. Bir bölümü benim duyumlarım, bir bölümü de benim kesin duyduklarım. Zaten bunu beni takip edenler biliyorlar. Yani üzülüyorum böyle yorumlar alınca. Normalde bu konuyu hiç açmayacaktım. Sağ olsun takipçilerimiz bizim hakkımda olan gelişmeleri de bize iletiyorlar. Sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi yani size yalan haber yapmıyorum. Burada yorumlarımızı yapıyoruz. Bunun farkını zaten sizler biliyorsunuz. Çok uzatmayalım. Şimdi Cristian Tello, Trabzonspor'un gündemine düşen Yunus Emre Sel'in haberine göre isim. Cristian Tello'yu benim yaş grubumda, yani ben 24-25 yaşında biriyim. Yaş grubum ve üstü nesil daha iyi bildiği bir oyuncu. Neden bildiği oyuncu? La Liga 1 NTV Spor'da veriliyordu. 2 Real Madrid, Barcelona maçları çok yayınlanıyordu. Guardiola, ondan sonra yani direkt olarak bildiğimiz bir oyuncu. Barcelona altyapısındaki, Barcelona'da baya yani çok forma giymiş bir oyuncu. Şu an kariyerine baktığımda arkadaşlar 86 kere Barcelona'da forma giymiş. Kariyerinde en çok 133 kere Real Betis'te forma giymiş. Hemen size sayayım ne yaptığını. Real Betis'te 133 maçta 19 gol 17 asist. Barcelona'da 86 maçta 20 gol 14 asist. Fiorentina'da 57 maçta 6 gol 12 asist. Porto'da 57 maçta 10 gol 12 asist. Barcelona'da 39 maçta 9 gol. Espanyol B takımında 5 maçta 1 gol. Oyuncunun verileri bunlar arkadaşlar. Biraz sol kanat ve sağ kanatta oynayabilen bir oyuncu. Yani sol kanatta her iki ayağını kullanıyor. Fakat sol kanatta 190 kez oynamış. Sağ kanatta 93 kez oynamış. Şimdi diyorsunuz, Vakayeme gibi bir oyuncu varken neden sol kanata oyuncu isteniyor? Ben de bu soruyu soruyorum. Çünkü bu oyuncu ucuz bir oyuncu değil. Çok da yani öyle hemen rahat bir şekilde alınabilecek bir oyuncu değil. Oyuncunun şu an güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro. Oyuncu 1991 doğumlu, 29 yaşında, 1,78 boyu var. Tekrar söylüyorum, çift ayaklı. En yüksek piyasa değeri 12 milyon euroya ulaşmış. O da 2013 yılında, 21 yaşındayken. Bu sezon 25 maçta forma giymiş, 5 gol 3 asistlik performansı var. Ama geçen sene o kadar iyi bir performansı yok. Onu da ekleyelim arkadaşlar. Geçen sene sadece 27 maçta 2 gollük bir performansı var. Yani çok da iyi bir performans yok. Fakat oyuncu hem aldığı eğitim hem de oynadığı takımlarda gördüğünüz üzere üst düzey bir oyuncu. Sol tarafta Betis'te Tello oynuyor. Sağ tarafta da herkesin bildiği, hayran olduğu Joaquín. 39 yaşındaki Joaquín oynuyor sağ tarafta. Şu an Betis La Liga'da La Liga'daki durumu da arkadaşlar fena değil. Hemen onun durumunu da sizlere paylaşayım. Betis'in durumunu. Şurada yanlış bir yere bakmayalım. Evet. La Liga'da Betis. Bir dakika ya. Şu an nerede La Liga'da? Yanlış yere bakıyormuşum. Heh. Şu an Betis La Liga'da 7. sırada gözüküyor. Aynen. Betis şu an La Liga'da 7. sırada. Puan mücadelesini hala devam ediyor. Takımda yani oynayan bir oyuncu. Şu an takımındaki arkadaşlar bildiğiniz gibi Betis aslında kötü bir takım değil. Kadrosunda Nabil Fekir var. Çok iyi performans gösteren Canales var. Efsane Joaquín var ki Canales Real Madrid geçmişi de var. Yani Betis şu an 51 puanda. Önünde Villarreal 52 puanı, bir maç eksiği var. Yani Avrupa kupalarını zorluyor. Şampiyonlar Ligi zor. Çünkü Sevilla 71 puanda 4. sırada. Sociedad ve Villarreal ile Avrupa kupaları mücadelesi veriyor. Yani yarışmacı bir takımda. Neden bu bilgileri veriyorum? Çünkü yani Betis de oyuncuyu çok bırakmak istemeyebilir. Ki o şeylere de geleceğim birazdan. Biraz oyuncunun genel sizin yani ulaşamayacağınız istatistik verilerini vereyim. Mesela oyuncunun dünya çapında en değerli 1179. futbolcu. La Liga'da en değerli 165. oyuncu. Betis'teki en değerli 9. oyuncu. İspanya'daki en değerli 115. Sol kanat mevkisinde en değerli 110 oyuncu. 1991 doğumlu oyuncular arasında en değerli 83. oyuncu. Böyle size yani veri vereyim yani. Milli takımda, İspanya milli takımda bir kere forma giydi. Evet, altyapı kategorilerin arkadaşlar gelecek vadeden bu oyuncu bütün altyapı kategorilerinde oynamış zaten. Barcelona altyapısındaysanız zaten bu doğal olarak oluyor. Dediğim gibi hani diyoruz ya Serkan Hüseyin vesaire altyapı eğitimi sıkıntı falan. Bu oyuncu direkt Barcelona altyapısında yetişmiş, oynamış. Porto, Fiorentina, Betis'te düzenli olarak oynamış. Net şekilde yani kalitesiyle ligimizde fark yaratacak bir oyuncu. Bunu söyleyelim. Bakalım arkadaşlar vermediğimiz detay var mı? Yok. Şimdi bu transferdeki sıkıntıları konuşalım öncelikle. 1. Oyuncunun arkadaşlar Barcelona'dan Betis'e transfer olurken Barcelona oyuncunun sözleşmesine yani satış durumunda sonraki satışından %40 pay sahibi olacak maddesi Barcelona ekletti. Bir transferin önündeki engellerden birisi bu. Çünkü oyuncu yani satıldığında neredeyse yarısı Barcelona'ya gidiyor. Yani Betis çok ağım şağım bir kar etmiyor. Zarar etmiş oluyor hatta. Bu cepte 2. Abdullah Avcı Yunus Emre Selin'in aktardığına göre bu oyuncuyu özel olarak yani bir lüks yapmamız gerekiyorsa para harcamak için bu oyuncuyu istiyorum. Bunun için şartları zorlayalım. Şimdi Betis 7,5 milyon euro ve sözleşmesi 2022'de bitiyor ki Betis'in de sözleşme uzatmak için girişimleri olduğu söyleniyor. Bu oyuncuya ne kadar bırakır? Ve asıl mevkisi acaba yani böyle bir lüksümüz varsa sağ taraf olan bir oyuncuya mı yani sağ açıkta oynayabilen bir oyuncuya mı yatırsak diye düşünmüyor değilim. Burada Tello'nun kesinlikle yani kalitesini tartışmıyorum. Sadece düşünüyorum yani. Önceliği sağ tarafta olan bir oyuncu mu olsaydı? Sol tarafta Vakayeme var. Evet Vakayeme'nin de yaşı geliyor. Ama Tello da öyle yani çok da genç bir oyuncu değil. 29 yaşında. Yani acaba öyle diyorum. Abdullah Avcı Başakşehir'deki bulabileceği maddi özgürlüğü burada çok bulabileceğini düşünmüyorum. Yani böyle bir lüks hakkı varsa ben sağ tarafa kullanılması taraftarıyım. Zor bir transfer. Oyuncu gerçekten iyi. Yani fason değil. Gözlerimiz önünde geçen bir kariyer. Yani bunlar hemfikiriz. Betis La Liga'nın yaptığı transferlerle özellikle Nabil Fekir transferleriyle göz önünde olan takımlarından birisi. Evet Cristian Tello Abdullah Avcı profilini doğru bir profil. Fakat yani nasıl diyeyim öncelik bence biraz daha sağ tarafta olan bir şey. Profil olarak doğru. Mesela Vakayeme sonrası net yani. Kesinlikle isterim. Yani Vakayeme ile yani özel yani şey olarak verim açısından yani skor verim açısından aynı verimleri verebilir. Ama işte sağ taraf olayı ve oyuncunun maliyeti. Bu oyuncu Trabzonspor'a gelirse garanti maaşı 1,5 milyon eurodan aşağı olmaz. Bonuslarla beraber 2 milyon euroyu bulur. Bonservisi nasıl çözülecek bilmiyorum. Hiçbir rakam verisi yok. Benim tahminim 7,5 milyon euroysa ve %40'lık bir pay varsa yani ben bu transferi Ben Betis olsam 10 milyon Euro'dan açarım. Yani ben Betis olsam. Evet, taksitlerle girer, bilmem bir şeylerle devreye girer. Ama gene yani çok ucuz bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Evet, birçok kişi diyecek ki bu oyuncu yani 90 kez sağ kanatta oynamış. Evet, hak veriyorum size ama yani ben diyorum biraz daha yani sağ kanat özelliği keskin bir oyuncu mu çözsek? Yani öncelikle 29 yaşında bir oyuncu, maliyetli bir oyuncu. Ya, tabii ki de istemiyor değilim. Gelsin. Eğer sağ kanata da aynı çapta bir oyuncu gelecekse gelsin. Acaba Abdülkadir Ömür sağ tarafta mı düşünülüyor? Bunlar hepsi soru işareti. Yani şimdi Vakayeme'yi izleyen bir nesil için sol kanat beğenmek gerçekten zor. Buna rağmen diyorum yani Tello ismini beğeniyorum. Her ikisi müthiş olur. Hiç itirazım yok ama aynı kalite sağ tarafta olacak mı? Benim için soru işaretim bu. Lütfen beni iyi dinleyin. Yani yanlış bir şey söylemiyorum. Trabzonspor evet, çok vasata alıştık. Mesela maliyetler için çok konuşuyorum. Yani bir yandan da şunu diyorsunuzdur. Afobe'ye 1.3 milyon euro veren Cristian Tello'ya, Vişka'ya 1.5 rahat vermesi gerekiyor. Ben de aynen bunu diyorum zaten. Geçmişteki ama yaralarımızı olmaması gerekiyor. Nokta ve 4 senelik 5 senelik kadro kurmamız gerekiyor. Aldığımız oyuncuların geçen sene devre arası ve sezon başı yazın transferlerin hiçbiri neredeyse kadromuzda yok. Vitor Hugo dışında. Bu konular bizim için sıkıntı. Bu felsefede transfer yapmamız gerekiyor. Şu an bakıyorum. Yani Serkan Aşkın ne yazmış arkadaşlar? Yapılan görüşmeler sonucunda Betis Barcelona ödedikleri 4 milyon euroyu istiyor. Yani %40 payda var. Bilmiyorum Serkan Aşkın bu haberi yapıyorken bu paya dikkat etti mi? 4 milyon euroya sattı Trabzonspor. Yani %40 da var. Bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Ya bence 4 milyon euro verirler mi? Size de soralım yani. Sizce bu transferi kaça kapatır Trabzonspor? Kaç milyon euro olur? Çünkü oyuncunun değeri 7,5 milyon euro. Yani bilmiyorum, bana o kadar şeye gelmiyor. Çünkü kardan değil, direkt sonraki satışından %40 pay diyor yani. 4 milyon euro veriyor kulüp. 4 milyon euroya aldı. 4 milyon euroya verdi. %40 pay. Ya kardan yazmıyor çünkü. Tekrar okuyorum sizlere. Barcelona sonraki satışından da %40 pay sahibi olacak. 4'e aldın, 4'e satarsan neredeyse 2'ye yakın oluyor. Sen zarar etmiş oluyorsun. Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum, sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Gene altını çiziyorum. Çok iyi bir oyuncu. Adam geçebilme özelliği olabilen oyuncu. Son vuruşlarda biraz sıkıntısı var. Yani zaten bu son vuruşlarda sıkıntısı olmasa Barcelona'da kalırdı zaten. Bitiricilik anlamında ciddi sıkıntısı var ama ligde gerçekten çok fark yaratır. Her iki kanatta oynayabiliyor ama öncelik sol kanatta. Ben işte diyorum yani oynar. Türkiye Ligi'nde gene sağda oynar. Ama keşke sağ taraf özellikle bir oyuncum olmasa mı demiyorum. Yani içimden demiyor değilim. Zaten bu transfer keş yapılmayacak. 29 yaşındaki bu oyuncu yani Abdullah Avcı demek ki kafaya koymuş. Ben bu sözleşmem bitene kadar bu takımda şampiyon olacağım diye kafayı da koymuş. Özellik olarak doğru bir profil. Biraz da Ensar arkadaşımızın verdiği böyle magazinsel bilgileri verelim. Cristian Tello hakkında analizlerim diye paylaşmış Ensar. Vücudu dövme dolu, karizmatik. Messi ile takipleşiyor. Messi ile fotoğrafı var. Piyasa değeri 7,5 milyon euro. FIFA'da oyuncu özellik olarak 79 puanda. Yani böyle size magazinsel bilgileri de verelim. Yani şu an dediğim gibi Vakayeme yedek olmayacağını bildiğimiz üzere sağ kanatta düşünülüyor. Oyuncu çok iyi ama benim kafamdaki soru işareti acaba yani mesela Efecan'ı kesinlikle kapalım. Efecan'ı bir kapsınlar. Sağ tarafa da bir adam alalım. Tello gelsin. Lüks. Bir seferde bizim lüksümüz olsun. Galatasaray'ın kulübesindeki oyuncuların aldıkları yıllık maaşları yani herkes biliyor. Bu konuda okeyim. Bu konuda okeyim. Sizlerin de yorumunu merak ediyorum. Bu transfer sizce gerçekleşebilir mi? Ne kadar paraya biter? Sizce bu transferi ister misiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Ben maçı manşet atsam Ömür'ün dönüşü olarak nitelendiririm bu maçı. Abdülkadir'in eklenmesiyle beraber bu takım çok daha fazla tehdit seçeneği olan bir takıma büründü. Yani Vakayeme herhalde bu maçta bir kez daha hatırlattı yani ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu. Kadroya baktığımızda bu kadronun çok büyük bir sirkülasyon oluyor. Bu kadar sirkülasyon olması da çok iyi bir şey değil. Ya, hanımcı bir arkadaşımız yani Yakuban. O açıdan kılıbık dedi hatta yani. Biraz daha hanımcılıktan öte kılıbık dedi Yakuban'a. Yani Vişka konusunu net şekilde sordum. Vişka konusunda gelen bilgi. Sörlot kadar golcülüğü ön planda olan bir forvet değil ama oyuna katkısıyla bence Cornelius'a hayran kalır geldiğinde, öyle diyeyim.